Muharebe alanında dolanan yüzbaşı Hakkı bir yaralı Mehmetçiğe rastladı. İki büklümdü yiğidimiz. Diz çöktü hemen yere. Onun o güzel başını kollarının arasına aldı. Bir yandan da sedyecilere seslendi. Buraya da gelin, buraya da gelin. Usulca sordu askere. Ne zaman yaralandın oğlum? 3 gün oldu kumandanım. Ne yedin, ne içtin bunca zaman? Açlık dayanılmaz olunca şu gözeden su içtim kumandanım. Sanki ciğeri doğrandı yüzbaşımızın. Sedyeciler yetiştiler tam da o ara. Yüklendiler Mehmetçiğimizi. Götürüyorlardı ki bir kez daha sordu yüzbaşımız. Yavrum dedi, senin için yapabileceğim bir şey var mı? Benden bir şey ister misin? Yok kumandanım dedi Mehmetçik. Yok da haber eyle birliğime. Sakın beni kaçtı falan sanmasınlar ha. Sonra nasıl dönerim köyüme? Nasıl bakarım anamın yüzüne? Eve de komaz ki beni. Unutma. Ha. Ah. Ah. Zemheri ayazında. Karlı buzlu dağlarda. Derin vadilerde. Dumanlı tepelerde. Rüzgarlı ovalarda. Güneşin kavurduğu topraklarda. Hiçbir derde, sıkıntıya aldırmayan yiğitler. Allah sizden razı olsun. Türk askeri onların adı. Namı diğer Mehmetçik. Arkadaşlarına sarılıp bayrağa, silaha ve Kur'an'a el basıp yemin ettiler, ant içtiler. Şartlar ne olursa olsun, bir kez olsun bozmadılar yeminlerini. Bir kez olsun verdikleri sözden dönmediler. Gazilerle, şehitlerle yarın huzuru mahşerde kucaklaşmak isteyenler, bu dünyada en azından onların hali melallerini bir kez olsun akıllarına getirseler yeter. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nın içtima alanında ay yıldıza sarılmış bir tabut yatıyordu. İçindeki yiğidimiz henüz 26 baharı görmüştü. Birazdan uğurlayacaklardı onu memleketine. Battal Gazi'nin torunuydu o. Şehit piyade onbaşı Emre Büyük Yıldırım. Heyecanla onu bekliyordu bütün Malatya. Askerler omuzladılar silah arkadaşlarını ve kanın yerde kalmayacak kardeşim dedi devri arkadaşları. Babası Latif Bey ve annesi Münevver Hanım vatan sağ olsun derken acı ile gurur birbirine karışmıştı. Nikah yapılmış, düğün gününü bekliyordu eşi Zeynep Hanım. Düğün mahşere kaldı ama henüz Zeynep Hanım bunu bilmiyordu. Ve şehit jandarma uzman çavuş Sezer Uçar. Ata diyarı Van ilimizin Çatak ilçesi kırsalında hain terörün ayak sesleri duyulmuştu. Durur mu hiç uzman çavuş Sezer?
vatan toprağından bir karış verir mi Allah aşkına? Anam beni bu günler için doğurdu. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim dedi ve saldırdı bölücünün üstüne. Annesi Emine Hanım, hakkım sana helaldir oğlum demişti. Babası Hasan Bey'in al bayrağı öpmesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesini gözyaşlarına boğmuştu. Eşi Nuray Hanım'ın doyamadım sana yiğidim feryatları yankılandı bir anda. Ve kızı 1,5 yaşındaki Elmas bir hanım asubayımızın kucağında babasına son kez el salladığını bilmiyordu henüz. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü taktık biz, bize ne yapsın ölüm. Düzce elinde Hasan Bey ve Ayşe Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Sanki başka çocuklardan biraz daha farklı gibiydi. Onlar dışarılarda oyun oynarken o okumanın, öğrenmenin, kendisini geliştirmenin peşindeydi. Boy attı, delikanlı oldu. Konya, Şam ve Mısır'da müderrislik tahsil etti. Ve en sonunda da Düzce'ye gelip Hacı İsmail Köyü'nde müderris oldu. Fatma Hanım'la dünya evine girdiler. Savaş çıktığında sordular ona, cepheye gider misiniz hocam? İkiletmedi bile. Aradan 3-5 gün geçmeden hemen Kafkas cephesinde buldu kendisini. Düşmana Türk askerinin şanını ezber ettiriyordu. Bir mektup geldi evinden. Oğlun oldu diyorlardı. Varsa bir imkanın, buyur gel ziyaret et, ona bir at ver. Kulağına ezan oku. Bir süre sonra gelebildi evine. Mithat koydu çocuğun adına. Gitmek var, dönmek yok. Hakkınızı helal edin. Çetin yoldur bu yol dedi ve herkesle helalleşip yeniden savaşa gitti. 2150 rakımlı tepedeydiler. İjor köyü yakınlarında. Düşmanın Doğu Anadolu bölgesine geçişine dur diyorlardı. Askerlerinden ikisi yaralandı. Bir kayanın arkasındaydılar. Burhan Çavuş atıldı birden. Ben giderim kumandanım dedi. Kardeşlerimi de alır gelirim. Dur dedi Musa Teğmen. Birlikte giderim. Sırtladılar yiğitlerimizi ve bir çırpıda da getirdiler güvenlikli bölgeye. Kumandanım dedi Burhan Çavuş. Helal olsun sana. Helal olsun. Musa Teğmen'im cevap veremedi. Çünkü askerini kurtarmış ama bu defa kendisi şehadeti kucaklamıştı. Dedeme bir gün şey geliyor, haber geliyor. Senin askerlik çıktı, sen bu vazifeyi bırakıp cepheye gideceksin. Dedem çok duygulandı ve sevine sevine gözyaşlarını dökerek cephesi olan Kafkas cephesine gitmiş oldu. İnşallah biz de şefaatine nail oluruz. Bize bu imkanı bahşeden Milli Savunma Bakanlığı'na teşekkürlerimizi bir boş bilir sunarız. Bartın ilinde Hasan Bey ve Hanife Hanım'ın oğlu olarak merhaba dedi dünyaya. Çocukluk yaşayamadan delikanlı olanlar arasındadır. Ne vakit hücum emri verilse siperden ilk fırlayan her zaman Asım olurdu. Bir gün Çavuş sordu ona. Asım dedi, hiç mi korkmuyorsun? Çavuşum dedi, Allah bizi bugünler için yaratmadı mı? Anamız bizi bugünler için doğurmadı mı? Hem vatan müdafaasından korkan bir adam, adam mıdır Allah aşkına? Dağcılar muharebesinde şehadet
şerbetini yudumladığında cebinden o güne kadar biriktirebildiği birkaç kuruş para çıktı. Bir de not vardı arasında. Şöyle yazıyordu: kimselere borcum harcım yoktur. Alacaklarımı da helal ettim gitti. Bu paranın bir kısmını garibanlara, bir kısmını da Göynük'teki aileme gönderin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Türkiye şehitlerini anıyor etkinliğini başlatan, bugünlere getiren, şehitlerimizin anılmasında katkısı bulunan, büyük katkıları bulunan Milli Savunma Bakanlığı nezdinde tüm emeğe geçenlere ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Bu bir nöbettir. Yurt nöbeti. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Canla başla oraya gitmeleri, ailesini, evlatlarını, çocuklarını bırakıp bu hüzünlendirdi. Bizler genç harbiyeler olarak bugün burada bulunmaktan dolayı gurur duyduk. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizin ve atalarımızın izinde yürümekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başarmak için kendinde kuvvet bulacaktır demiş atamız. Biz bugün bu program sayesinde kendimizde o kuvveti bulduk.